Aslında her iki eş başkanın da tutuklamalarını gerektiren hiçbir neden yoktur. Onlar yasal bir partide, yasal bir zeminde meşru haklarını kullanmaktaydılar. Ancak görevlerini yaparken tutuklanan eş başkanlarımız Berna ve Çınar bugün burada ilk kez mahkemeye çıkarılacaklardı. Saray rejimi bir yıldır arkadaşlarımızı hukuksuz ve kanıtsız kurmaca suçlamalarla tutsak ederek bu baş eğmeyen iradeyi kırmaya çalışmaktadır. Biliyoruz ki bu hukuksuz tutuklamalar elbette ki mücadelemizle son bulacak. Faşizmin iktidar olduğu bu süreçte elbette ki siyasi soykırımlar gün geçtikçe daha da artıyor ve devam ediyor. Bir yıla yakın bir süredir hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımız esir alınmış durumdadır. Bugün burada bizler demokrasi mücadelesi verenler, sosyalist mücadeleyi verenler, devrimci mücadeleyi verenler, bu ülkenin demokratik bir şekilde yönetilmesi için demokratik siyasette ısrar edenler tüm bu baskılara karşı direnmeye de devam edecekler. Ve bu bir yıllık sürede aslında bize bir mesaj veriyor siyasi polis. Bu mesaj çok açık ki Halkların Demokratik Partisi'nden DEM Partisi'ne, bu ülkedeki Kürt halkının, kadınların, Alevilerin, gençlerin mücadelesinin ama birleşik mücadelesinin önüne geçmek istiyor. Bu mücadeleyi büyüteceğiz. Arkadaşlarımız bu mücadelenin bir neferi. Çıktıklarında da devam edecekler. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. O nedenle biz buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Faşizme karşı birleşmek ve özgürlüğü kazanmak zorundayız. Arkadaşlarımızın yanındayız. Yaşasın örgütlü birleşik mücadelemiz.